Ayıdan dayak yiyen adam, kanalımıza abone olduysanız hemen anlatayım. Eskiden Trabzon ili Şalpazarı ilçesi Geyikli köyü ormanlarla kaplıymış. Her çeşit av hayvanı bulunurmuş. En zor av da ayı avıymış. 1880'li yıllarda, köyde bulunan vatandaşlardan Bektaşoğullarından Hüseyin, Muhammed ve Mustafa'ların dedeleri olan Bektaşoğlu Hasan ve arkadaşları, Trabzon ili Şalpazarı ilçesi Geyikli Köyü Adenmez bölgesinde, Karanlık Göl civarında avlanırken bir ayı vurmuşlar. Ancak ayı ölmemiş, yaralı olarak onlara saldırmış. Arkadaşları kaçmışlar ama Hasan Bektaş kaçamamış. Ayı kendisine ulaştığında, boğuşmaya başlamışlar. Ayıdan epey bir dayak yedikten sonra, üstesinden gelemeyeceğini anlayan Hasan Bektaş, pes etmiş ve bir kurnazlık düşünerek ölü numarası yapmış, halkın deyimiyle, sıçan öldüye vurmuş ve yüzüstü hareketsiz bir şekilde yatmaya başlamış. Ayı, bunun üzerine onu bırakarak birkaç adım uzaklaşmış. Sonra geri dönerek, kulaklarını, yerde yatan Hasan Bektaş'ın sırtına dayayarak biraz dinlemiş. Öldüğüne iyice karar vermiş olacak ki, onu terk ederek kaçmaya başlamış. Ayının kaçtığını gören Hasan Bektaş, rahatlık ve sevinç içinde oturup bir vaziyette ayıya seslenmiş, "Kaç, kaç, şimdi bizim uşaklar, gelecek, senin anacığını belleyecekler," demiş. Keşke demez olsaydı. Bunu duyan ayı, kaçmaktan vazgeçip geri dönmüş. Hasan Bektaş'ı evire çevire tekrar dövmüş. Ayı homurdanmasıyla, Hasan Bektaş'ın acı feryatları birbirine karışmış. Yine ölü numarası yapan Hasan Bektaş'ın sırtını bir kez daha dinleyen, adeta son bir test yapan ayı, tekrar öldüğüne kanaat getirerek hızla uzaklaşmış. Bu kez iyice akıllanan Hasan Bektaş, ayı gözden kayboluncaya kadar, bırakın bağırmayı yerinden bile kıpırdamamış. Zaten kıpırdayacak hali de kalmamış. Bu ilginç olayı biliyor muydunuz? Kaynak, Trabzon ili Şalpazarı ilçesi Geyikli köyü sakinlerinden Hüseyin Bektaş'ın anlatımından alınmıştır. Buna benzer videoların devam edebilmesi için lütfen kanalımıza abone olmayı, beğeni ve bildirimleri de açmayı unutmayın. Hoşça kalın.